Çalışmalarım alan ve mekan yönelimleri olan çalışmalar. Geleneksel Çin sanatı eğitimi aldım. Mezun olduktan sonra soyut resme yöneldim. Çin'deyken gelenekleri yeniden incelemeye ve çalışmalarımı ilerletmeye odaklanmıştım. Batılı çağdaş sanattan çok etkilenmiştim. 80'lerin sonunda Çin'den ayrıldım, Amerika Birleşik Devletleri'ne geldim ve San Francisco Sanat Enstitüsü'nde eğitim aldım. Burada geleneksel Çin sanatının özüne inme şansım oldu. Bu benim için algı açısından şu an yapmakta olduğum şeyle yakından bağlantılı. Klasik Çin sanatında dağılmış perspektif noktaları bulunur. Bu noktalar sizi adeta kendine doğru çeker. Zihninizi özgür bıraktığınızda dünyayı yorumlamak ve dünya ile bağlantı kurmak için birçok farklı yol bulabilirsiniz. Bu son zamanlardaki çalışmalarıma dair çok önemli bir ayrıntı bence. Bu eserimde çok boyutlu bir alana tanık oluyoruz. Zaman zaman canlı tablolar tabirini kullanırım. Çalışmanın kendisi size ne zaman durmanız gerektiğini söylemeden eserin ne boyutta olacağını bilemezsiniz. Bu da eseri oluşturma ya da inşa etme sürecimde ışığı canlı bir öğe olarak değerlendirmem anlamına geliyor. Böylece orijinal yapılar ve bulundukları alanlar arasında diyaloglar ortaya çıkıyor. Öylece var olmak yerine farklı anlamlara bürünüyorlar. Örneğin burada gördüğümüz sadece farklı açıların değil, aynı zamanda farklı yüksekliklerin de bir arada kullanıldığı bir alan. Işığa duyarlı malzemeler kullanıyorum. Mesela delikli akrilik kağıtlar. Bu sayede yüzeyde açılmalar oluyor. Buna benzer farklı malzemeler kullanmak, farklı ışıkların, kırılmaların ve yansımaların oluşmasını sağlıyor. Bu sayede gerçek alan ile sanal alan arasında yeni bir alan oluşuyor. Sanal alanın zihnimiz tarafından doldurulması ve yorumlanması çok önemli. Aynı zamanda bu bir miktarda rahatsız edici. Tıpkı içinde bulunduğumuz zamanlar gibi. Bu eseri inceleyen herkesin kafasında kendine özgü yorumlar oluşabilir. Yer değiştirdiğinizde, farklı yerlere geçtiğinizde eser de değişiyor. Bu dönüşüm diğer eserlerimde de mevcut. Orada olmayan şeyler, olasılık ve tesadüflerle dolu belirsiz bir alan oluşturuyor. Bu benim için çok önemli.